Mutlu günler efendim. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında birebir futbolla karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca günün öne çıkan spor manşetlerini sizlerle paylaşacağız ve Turgay Demir'le ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Turgay abi her gün olduğu gibi günaydın. Günaydın. Nasılsın? <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Bugün sakin bir yolculuk, İstanbul yolculuğu geçirip stüdyoya geldin zannediyorum. Evet, bugün sakin geldim. Yarın şimdiden düşünüyorum. Yarın Ayasofya şeyi var ya açılışı var ya o evet, yüzden muhtemelen bazı yollar kapanacaktır falan filan. Dolayısıyla şey okulların açıldığı zaman ne olacak ben onu merak ediyorum. Şu anda trafik taşımıyor. Tatile giden çok az insan olmuş belli ki. Yani İstanbul hakikaten yoruyor adamı ya Ceyda. Yani, <laughs> Ama keyifli. Bir güzel. süre daha keyifli İstanbul'da Şimdi. yaşamak. İstanbul öyle bir şehir ki çok güzel bir kadına aşık olmuş bir erkek diyelim ki her türlü kapısına katlanıyorsun yani öyle bir şey. Yoksa bu şehirde yaşanmaz yani. Sevmesen yaşanmaz. Kesinlikle. Çok güzel bir şehir ama trafiğin çözümü de yok kardeşim yani. Ben en son denizden giden bir araba gördüm şeyde. İnternette gördüm. Hakikaten bizim orada Yakuplu sahili var oradan da inebiliyorsun yani direkt. Yukarı denize gidiyorsun gidiyorsun yani. Tam senlik bir çözüm Al Beşiktaş'ın iskeleye bağlı onu <laughs> at gibi gel. Peki iki spor gazetesiyle başlayalım. Güne Fotomaç gazetesiyle başlayalım. Her gün olduğu gibi Fotomaç gazetesi bugün manşetini başlıklara bölmüş. Erol Bulut Sisse ve Fernandes birlikte gelecek diyor. Fener coştu demiş. Fotomaç gazetesi detaylandıralım. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut mu olacak? Okan Buruk mu? Alanya'nın hocası Bulut teklif almadığını söylese de son gelen bilgilere göre 45 yaşındaki çalıştırıcı Papi Sisi ve Junior Fernandez ile birlikte Kazıköy'ün yolunu tutacak. Alanya sporla mukavelesi sona eren golcü Sisi ve sol kanat oyuncusu Fernandes'in haftalar önce Sarılaç ekiple prensipte anlaştıkları belirtildi. Erol Bulut'unsa lig bittikten sonra resmen açıklanması bekleniyor demiş. Burak Yılmaz Lille anlaştı başlığını detaylandıracağız iç sayfada. UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza başlığı yine 3. sayfada detaylandıracağımız bir başka haber. Kenan'ı aslan kaptı demiş foto maç gazetesi. Biz Fener coştu başlığıyla e, başlayalım Turgay abi. Erol Bulut ve Okan Buruk hoca adayları arasındaydı yerli isimlerden. Bugün Erol Bulut ismi foto maçta biraz daha ön plana çıkmış ama asıl önemli olan Bulut'un Sise ve Fernandes'le birlikte gelecek iddiası gazete. Şimdi Fenerbahçe'nin kaderini zaten bu tercihler belirleyecek. Yani doğru teknik adamı seçmezse doğru oyuncuları alsa bile sıkıntı yaşayacak. Fenerbahçe'nin tarihsel oyun karakterine uygun bir teknik adam. Erol Bulut konusunda orada çok tereddüt var yani. O o adam mıdır? Eğer oysa bence değil benim düşüncem Fenerbahçe'ye işte eski Pererası gibi, Zikosu gibi vasıflı oyuncuları bir araya toplayıp pragmatik yani maçına göre, rakibine göre sistem ve de taktik belirleyen bir hoca lazım. Erol Bulut herkes yazıyor ben de inanacağım artık yani. Ben Bu dakikaya kadar inanmıyor muydun? Yok ben hep Okan Buruk diyorum. Ya, benim aklım Okan Burak'a yatıyor. Çünkü ben olsam Okan Buruk alırım. Yani ilk sene, şimdi Okan Buruk'un arkasında bir tane Türkiye Kupası var. Evet. Artık Şampiyonluk Kupası da var. Şampiyonluk Kupası Türkiye'de iki kişi de var yani. Ertuğrul Sağlam, Okan Buruk. Dört büyükler dışında. Dört büyükler dışında bir takım şampiyon yapmak bu ülkede kolay değil. Adam yapmış. Ertuğrul Sağlam Bursa'yı, Okan Buruk burayı yapmış. Yani şampiyonluğu zayıf bir takımda şey olarak lobi olarak söylüyorum hani medya anlamında söylüyorum. Taraftar anlamında söylüyorum. Başaran bir adamın Fenerbahçe'nin gücünü arkasına alması halinde neler yapardı düşünüyorum. Benim kafam böyle çalışıyor. Ben bakınca Okan Buruk boyundan çok büyük işler yapıyor. Hakikaten. O boya sığmayacak işler de yapıyor gerçekten. Yani o çok da sağlam bir karakterdir. Düzgün de bir hocadır. Ben Ali Koç'un yerine kendimi koyduğumda hani Emre ile arkadaş olmaksa konu Erol Bulut 7 ay işte yurt dışında bir arada kalmışlar falan filan anlatıyorlar. Okan Buruk'un hayatı Emre ile geçti. Eğer konu oysa, anlaşmaksa konu. Ben hala e, aklın yolundan gidilecektir ve Okan Buruk olacaktır diye Fenerbahçe'ler adına ümit etmek istiyorum. Ama kararlı tabii ki. Fenerbahçe yönetimi verecek. Peki bir diğer spor gazetesi Fanatik Gazetesi ile devam edelim. Hemen Fanatik Gazetesi'nin manşeti de menajeriyle ilk görüşme yapıldı. Aslandan Kenan bombası diyor. Üst başlıklara da bakacağız elbet. Milli oyuncunun menajeri Ersin Akan'la Türk Telekom stadında buluşan Sarı kırmızılı yöneticiler tekliflerini iletirken teknik direktör Fatih Terim de devreye girdi. Deneyimli hoca Kenan'ı arayıp kendisini Galatasaray'da görmeyi çok istediğini belirtti. 26 yaşındaki Forvet'te... transfere sıcak baktığını söyledi. İmzalar her an atılabilir demiş. Fanatik gazetesi ve dün Galatasaray resmi bir açıklama da yaptı. Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri ve Fatih Terim Türk Telekom stadyumunda bir araya geldiler ve bir toplantı gerçekleştirdiler yeni sezona dair. Hemen akabinde de görünen o ki Kenan'ın menajeriyle bir araya gelmiş Galatasaray yönetim. Yani Arcanan atılan taş ürkütülen kurbağaya değer mi bilmiyorum. Ben Kenan bana göre öyle çok üst düzey bir oyuncu değil. Ee, büyük takım baskısını taşıyabilecek mi onu da hı hı. gelirse görürüz ama bence yani fanatikte de foto aslan kaptırıyor kapılacak bir oyuncu değil yani. Ben yani o kadar beğendiğim bir oyuncu değil. Tipik bir boş alan oyuncusu. Onlardan çok var yani. Foto Maç Gazetesi'nin detaylarına bakalım. Kenan sahada diyor Foto Maç Gazetesi. Türk Telekom'da Galatasaray yönetimiyle masaya oturan menajer Ergin Ersin Akan. Ardından Instagram hikaye bölümünden bu maaşlı fotoğrafı attı demiş. Türk Telekom stadından bir fotoğraf paylaşmış menajer Ersin Akan. Tribünler ayakta diyor. Mert Hakan yandaş ve zili rakibine kaptıran Cimbom rövanş almaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı yönetim Kenan'ın menajeriyle masaya oturdu. Hakan görüşme sonrası Galatasaray'ın çıldırın çıldırın marşını paylaştı. Burada aslında biraz tabi rakiplerinin de transfer dönemi şöyle değil midir Turgay abi? Rakiplerinin de ilgilendiği futbolcuları transfer edebilmek aynı zamanda bir psikolojik üstünlük de sağlar. Tabii. E, dolayısıyla Kenan Karaman ben performans konusunda sizinle aynı görüşte değilim ama e, aynı zamanda psikolojik üstünlük anlamında da Galatasaray'ın eline bir koz vermiş olur gibi düşünüyorum. Şimdi bizi zaten bu batırdı. Senin dediğin bu batırdı. Türk futbolunda Palanca kulübün alacağı oyuncu, filanca kulübün verdiği paraları sadece aradaki farkı toplasak Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'ı nasıl battığını ortaya koyarız. Birkaç örnek vereyim. Diego Ribas'ta Beşiktaş 3'e anlattı anlaştı. Rakamları sallıyorum ama aşağı yukarı böyle. Fenerbahçe 5'e aldı. Van Persie ile Beşiktaş 0 anlaştı. Fenerbahçe 7.5'e aldı. Mehmet Topuz Beşiktaş 3'e anlaştı. Fenerbahçe 10'a aldı. Bu Galatasaray kapmasın, Fenerbahçe kapmasın diye hepsi şu anda yıllık 150 milyon TL faiz ödüyorlar. Bak Türk futbolunu batıracak şey söylüyorum. Zaten batmış haldeyiz de. Eskiden bir mahalle baskısı vardı. Mahalle baskısı şuydu. Senin oturduğun mahallende yanlış bir şey yapan olursa mahalledeki insanların tepkileri, bakışları bile onu bir izaya getirirdi. Ama mahalle baskısının bir özelliği vardı. O baskıyı yapan kişinin mahalledeki ağırlığı çok önemliydi. Hı hı. Yani mahallenin delisinin sana baskı uygulamasının bir laf söylemesin, dedikodu yapmasın bir anlamı yoktu. Şimdi klavye baskısı var. Klavye baskısında yazan kişi mahallenin abisi mi, mahallenin delisi mi bilemiyoruz. Klavye baskısı çok tehlikeli. Bizi batıracak olan da bu. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de başkanları belirlemeye başladı. Alınacak futbolcuları belirlemeye başladı. Evet. Alınmayacak futbolcuları, hocaları belirlemeye başladı. Teknik adamları belirlemeye başladı. Bak kulüpleri batma noktasından daha da kötüye götürecek olan budur. Bu baskıya direnemeyecek adam futbol oynamasın futbolcuysa. Başkansa başkanlık yapmasın. Sosyal medya dediğin yarısı çapulcu. Yarısı. Yani tahsilini bilmezsin. Bilgisini bilmezsin. İsmi yok adamın. İsmi yok. Uyduruk bir resimle oradan bir şey yazıyor. Sen onu dikkate almak zorunda kalıyorsun. Niye? Onun gibi 5000 kişi yazılıyor. Titi oluyor ya da arkalarında birileri varsa parayla tit yaptırıyorlarsa var ya öyle parayla titi yaptırıyorlarsa ve bu adam Galatasaray'da bir güç oluyor. Beşiktaş'ta bir güç oluyor. Ya da Fenerbahçe'de bir güç haline geliyor. Sosyal medya baskısına direnemeyen kulüpler batar. Zaten batmışlar. Daha kötüye gider. Ben o yüzden dün men sağ konuştuk. Ne dedim? Evet. Beşiktaş'ın yerine olsam ben Galatasaray'ı bırakırım. Bir rekabete Yarış girmem. Içine girmez. Bir rekabete girmem. Kendimden bir örnek vereyim. Geçen de bir şey alacağım. X bir şey alacağım. Bir arkadaşım uyar dedi ki seninle dedi falanca komşu birbirine düşürmeye çalışıyorlar dedi. Kim şu yapıyor. Telefonu açtım. Ben devrede yok. Hem komşumu aradım dedim ki sakın alt uzağa düşme. Hayırlı olsun sana. Bir arada fazla verme. Hem de o artıran şey dedim ki ben yokum. Kullanmasınlar bizi dedi. Şimdi kulüplerde üç tane adam var sorsan ezeli dost. Şey, ebedi dost, ebedi ezeliydi. Dost, ezeliydi rakip sorsan telefonlarını bilmezler birbirini ya. Yani Ali Koç, Mustafa Cengiz direkt arayamaz muhtemelen. Ya da Ahmet Nur Yok arayamaz. bu hastalık döneminde Turgay abi çok yanında oldu. Hastanede ziyaretlerinde, Yok. eve gidiş ziyaretlerinde bu yani örnek olarak olay. evet spesifik. veriyoruz Ben ama... şunu söylüyorum Ali Koç değil, Fikret Orman diyelim. Evet, evet. Fikret Orman diyelim işte ondan önce Galatasaray Başkanı, bu Durgun Yarsu var. Telefonunu bilmez muhtemelen ya. Daha yani, doğru bir örnek evet. Gelin bir araya. Haftada bir, ayda bir, yılda bir gelin. Bırakın kulüpler birliğini. Kulüpler birliği de sizsiniz. Gelin bir araya. Deyin ki kardeşim medyayla paylaşacağımızı birbirimizle paylaşalım. Benim hocam bu adamı istiyor. Sen devreden çık. Boşuna paramız gitmesin. Yazık günah. Böyle battık. İki, ben şu adamları istemiyorum. Şu dört tane, beş tane adam isteyen paralar da bu. Alın listeyi. Aranızda varsa alacak olan alsın kardeşim. Boşuna menajer tuzağına düşmeyin. Anlatabildim mi? Ya bir defa da aklın yolunu tercih edin. Yazık günah değil mi? Kampanya yapıyorsun topladığın para. Fenerbahçe'ye gelen cezayı zor karşılıyor ya. Fenerbahçe'ye gelen ceza. Buradan devam ediyorum. UEFA şöyle falan diyor. Niye kızıyorsun UEFA'ya? UEFA sana bu cezayı vereceğini bir sene önce söyledi. UEFA dedi Yeni ki sana. Yeni bir durum değil. Ya dedi ki bu yapılanmayı yapmazsan sana ceza vereceğim. Sen dedin ki yapmıyorum. Ne bekliyorsun? Yani Zaten Şimdi Yapılanmayı da yapsa dün Gürkan Kubilay'la e, programda konuğumuzdu Gürkan Kubilay. Ana haberde yapılanmayı yapmış olsa dahi bu kez de 2 milyon euro değil 1 milyon euro. Yani o da yarı yarıya inecekti e, ama yine bir mı? ceza geldi. Az para mı 1 milyon euro? Zamanında yapsa o da gelmeyecek. Bak başka bir şey söyleyeyim. Son, şimdi milletin bizim futbol hafızamız yok. Bizim medyada dahil söylüyorum. televizyon çıkarken bir adam iki satır okumuyor. Bir maçta bir pozisyon oluyor. Ve vicdansız diyorum. Hiç değilse o pozisyonu öğren, kitabını oku. Kimseye muhtaç olma çık konuş. Hiç değilse o pozisyonu öğren. Yani adı nedir, soyadı nedir? <laughs> Şimdi yapılanma diyorsun. Ya sevgili kardeşim. UEFA. Beşiktaş yazı aldı. UEFA destek oldu kaldırıldı. Fenerbahçe ceza aldı, UEFA destek oldu, kaldırıldı. Galatasaray geçen sene ceza alıyordu, UEFA destek oldu, kaldırıldı. UEFA bizim kulüplere yalvarıyor ya. Diyor ki, ya Allah aşkına biz size bu kadar destek siz de artık bir kendinize gelin. Şimdi Trabzonspor'un duruşması var. UEFA, Trabzonspor, ise işte, Başkan Ahmet Ağabey söylesin. Trabzonspor'dan çok Trabzon'un avukatı var ya UEFA'nın avukatı. Trabzonspor çok iyi gidiyor. Trabzonspor çok güzel işler yapıyor. Diyor, kas hakimine adam yalvarırcasına anlatıyor ya. Ya çok iyi işler yapıyorlar bak futbolcu satıyorlar gençleri oynatıyorlar borçları azaldı tamam mı? Sadece kitaba bakıp bu süreçten bir ceza vermesinler diye uğraşıyor şunu diyorum. Ya biraz da siz kendinize bakın arkadaşlar. ya. Şimdi Fenerbahçe otur gündemine yönetim gündemine 20 tane futbolcu çıkıyor. Onlara da bakacağız kim hangi isimler var gündemde? Hayır ben yönetimin gündemi oturdum evet. 20 tane şey e para nerede? İşte orada da bel biraz Vedat Muric'in satışına bağlanmış. E geçen sene kaç kişi aldın? Nerede onlar? Ne yaptılar? Vedat Muriç aldın tuttu işte sen. Tutanı satacaksın. Gelen ne yapacak? Şimdi bak ben sana bir şey söyledim. Çok sağlam bir örnektir. Futbol hafızası olan bir şey. Galatasaray'ın ilk senesini hatırla. En iyi, en kolay şampiyonluklarından birini aldı Galatasaray. Niye? Golcüsü vardı. Gomez gibi bir golcü vardı. Ne yaptı Galatasaray? 6 milyona sattı. Gomis 6 milyon euroya sattı. Yerine aldıklarını Andone'yi, Falcao'yu, Cagney'i sayarsan 30 milyon euro verdi. Ve Gomez'in yarısı etmediler. Galatasaray 3 sezondur. Yani şampiyonluk sezonu var. Santifor'su oynuyor. Santifor'su oynuyor. Direkt Galatasaray'ın Santifor'u bu diyeceğin adam yok. Oynasa Falcao ya versin. Oynamıyor. E abi bu nasıl bir transfer ya? Beşiktaş. Beşiktaş ve Galatasaray'ın makus talihini ben 10 yıl sonra bir kitap yazayım. Üçe bölerim. Böldüğüm yer burası da. GG yazarım. Gomez, Gomez. Beşiktaş Gomez'i tutsa hala dördüncü şampiyonluğu olmuştu bu sene. Dördüncü şampiyon olmuştu. Galatasaray Gomez'i tutsa geçen, çok geçen sene çok daha rahat şampiyon evet. olur. Bu sene de açık ara olurdu. Bak Gomez, Gomez. İki yönetimin de yatacak yeri yok. Bana anlatmasınlar. 30 milyon euro. Falcao, Andone, şunu ayacana Gomez'e iki fazla versedin neyse. Beşiktaş. Burak Yılmazlar, Diaby'ler, Boyutlar, aradan gelenler sayacağına Gomez'e iki fazla verip bıraksaydın. Böyle battılar. Peki Fenerbahçe ile ilgili bugün Hürriyet Spor'da 20. sayfada daha sakin bir emri olacak başlığı dikkat çekiyor. Müthiş bir kariyerle birlikte sahadaki agresifliğiyle tanınan Emre nasıl bir sportif direktör olacak bizzat kendi yanıtladı demiş Süleyman Arat. Sinirime hakim olmayı sahada başaramadım ama futbol sonrası başaracağım diyor Emre. Süper Lig Lig'in 34. haftasında Cumartesi günü Çaykur Rizespor mücadelesiyle birlikte 23 yıllık kariyerinin son maçına çıkacak olan Emre Belezoğlu, görkemli futbolculuk yaşamında başaramadığı sakin kalmayı sportif direktör olarak başarmakta kararlı demiş. Hemen şöyle bir satır başlarına bakalım. Cumartesi gününden sonra artık sadece bir görevle devam edecek olan Emre Berezoğlu Sarı nasıl bir sportif direktör olacak? Kazandığı kupalarla hem görev yaptığı takımlarda hem de bireysel olarak birçok başarıya imza attığı 23 yıllık kariyerinde sahadaki hırsı ve agresifliğiyle tanınan Emre yeni görevinde nasıl bir sportif direktör olacak? Sadece Fenerbahçelilerin değil tüm futbol camiasının merak ettiği bu sorunun yanıtı 40 yaşındaki Futbolcu bizzat kendi verdi. Sinirlerime hakim olmayı başaramadım ama futbol sonrası inşallah başaracağım demiş Emre. Yani inşallah diyelim onu sadece onu diyebilirim. Çünkü daha önce de böyle açıklamalar oldu. Sizce başarır mı? Profesyonel destek alırsa başarır. Bu bilimdir yani. Profesyonel destek alacaksın. Sana diyecekler ki şundan uzak dur. Bazı kullanman gereken şeyler de olabilir bir destek de olabilir. Bilemiyorum yani durumu neyse ama öfke kontrolü olmadı belli. Benim gibi yani bence de yoktur. Ama ben te, profesyonel destek alıyorum. İlaç ilaç kullanıyorum. Niye diyorum ki ben ya gizli şekerim var ya öfkem sakin olmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar. Kafamı beni öfkelendirecek uzak durmaya çalışıyorum. Yani kendi, kişi kendini bilmek gibi halim olmaz derler. Ben işin şu tarafına bakıyorum. Bence güzel haber şurada. Yani şu. Daha sakin benim de güzel haber şurada. Hakan abi benden daha iyi futbolcuydu. Demiş. Hürriyet olarak geçen gün yaptığımız röportajda Okan Burak Emre Misen mi? E, hanginiz daha büyük futbolcusunuz sorumuza Başakşehir Teknik Direktörü ikisinin de farklı oyun yapısının olduğunu ama ayağı kırılmasa kendi futbol kariyerinin çok farklı noktalara doğru gidebileceğini belirterek ikimiz de iyi futbolcuyduk diyelim yanıtını vermişti. Emre'nin Aynı soruya cevabı kısa ve net oldu. Bence Okan abi benden daha iyi futbolcu. Birisi doğru söylüyor. Okan o ayağı kırıldı maç dedim ve bu ayağının kırılacağını bir dakika önce bana biri söyledi biliyor musun? Şansal sağ büyük da çok iyi tanıdı. Türk medyasını çok iyi tanıdı. İzzet Aygün. Almanya temsilcisiydi sabah o zamanlar. Maç izliyoruz beraber. Bu çocuğun adı ne dedi? Çünkü Almanya'da olduğu için uzak. Okan da o zaman yeni Dedim ki Okan Buruk bunun ayağı kırıldı çok kötü giriyor topa dedi. Bir dakika geçmedi ayağı kırıldı biliyor musun? Aizet abi yaşıyor Şansal abi de mutlaka bu hikayeyi biliyordur. Bir dakika önce dedi ki bu çocuk dedi, ayağını dedi burkarak koyuyor dedi rakibin önüne. Böyle burkarak koyar. Okan'ın öyle bir şeyi vardır. Ee, arkadan gelir ayağını pat diye önüne koyar. Bunun ayağı kırılır dedi. Allah biliyor bir dakika geçti ya da iki dakika adamın ayağı kırıldı. Okan Emre'den çok daha iyi futbolcuydu o süreç Okan'ı çok geri götürdü. Yoksa Okan'ı tutmak, sahada durdurmak, Okan'ı yormak. Fena bir şeye sağın ortasında koşan bir çocuk düşün böyle. Ufak çocuklar koşar ya yorarsın, izlerken yorulursun ya. Yani. Benim torun yapıyor öyle. 20 kişi 20'yi birden yoruyor yani öyle. Bu niye manşet daha güzel olurdu? Biz. Emre'nin tevasını zaten şu lafın yerine veriyorsun tevasını gösteriyor. İki, Okan Buruk Fenerbahçe bağlantısına gönderme olur. Anlatabildim mi Emre'nin bu lafı? Ben onu manşet yapardım. Ama öbür taraftan doğruyu söylemiş. Okan çok daha iyi bir futbolcuydu. Emre. Hemen üst tarafta Burak Yılmaz konusuna bir giriş yapalım Turgay abi. 20. sayfada yine aynı sayfanın üst başlığında Burak son maçına çıkıyor demiş. Hürriyet gazetesi milli futbolcu siyah beyazlılarla yollarını ayırmak üzere tecrübeli oyuncu yönetimden alacağının yarısına karşılık bonservisini istedi. Eğer yönetim kabul ederse Burak Gençler Birliği maçının ardından Beşiktaş'tan ayrılıp Fransız ekibi Lille imza atacak demiş İsmail Er. Biz de dün haberlerimizde paylaşmıştık. Aslında bir önceki gün e, haberler, istihbaratlar gelmeye başlamıştı. Dün de resmi olarak bir görüşme gerçekleşeceği haberini aldık. İki yıllık bir imza atılması bekleniyor. Burak, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın ardından... Kırmızı-siyahlı kulübün 3. Türk futbolcusu olacak demiş. Burak Lille gitmek istiyor. Avrupa'da kariyerinin bir noktasında Avrupa'da olmak istiyor. Aslında burada Lille değil önemli olan Avrupa'da bir kulüpte oynamak istemesi. Burak. Bu bizim terminolojimizde olan yanlış bir cümle. Burak zaten Avrupa'da oynuyor. Hani Fener'de oynasa evet. belki belki Asya'da derim de. Beşiktaş'ta oynuyor. Zaten Avrupa'da oynuyor yani coğrafya olarak söylüyorum. Evet. Ben böyle şeylere takıntılıyım. Beşiktaş'ın bir rakibi. Diyor söylerken buna takacağınızı düşünmüştüm. Yanılmama. Yaş... Ama, nasıl takıyorum? Beşiktaş'ın bir rakibinin hocası şimdi unuttum. İngiliz galiba bir takımda. Dedi ki Avrupa Ligi'nde oynuyoruz. Grubumuzda Avrupa takımı yok dedi. Ravanş maçı için bütün herkes örgütledim. Dedim kimse soru sormasın. Mikrofonu ben alacağım. Bana bırakın. Aldım mikrofonu tercüme dedim ki tane tane tercüme et. Benim söylediğimi dinleyip sonra kafana göre çevirme. Ben cümle cümle söyleyeceğim söyle. Şöyle dedim. İki satır kitap okusaydınız. Aynen böyle tarif ediyorum. Aynen böyle. Yaptım. Avrupa'daki futbol kitaplarından birini okusaydınız. Biraz evvel maç yaptığınız stadyum için o kitaplarda Güney Avrupa'nın son stadı yazdığını görürdünüz. Sizin ülkenizin Avrupa ile kara sınırı yok. Size Avrupalı diyorlar. Biz Avrupa'nın son sınırıyız. Dedim devam ediyorum böyle yaptım. Haklısınız. Grubumuz Avrupa takımı yok dememeliydim dedi. Özür diliyorum dedi. Benim için konu kapanmıştır dedim. Başka da sorunuz yoktur dedim bitti. Ben takıyorum. Bu Avrupa Lille gitsen ne olur gitmesen ne olur. Avrupa'ya git. O zaman git Romanya'da oyna. Ama şimdi yani Fransa Ligi Tugay abi. Ya Fransa Ligi lig mi? Fransa Ligi mi? Üç tane lig var bu dünyada. Bizim bölgede. İsm Önce şey. İngiltere e Premier Lig. Hayır Premier Lig. Arkasından bu destika bana göre lig diyorsan lig. Ben şeyi de saymam. İspanya'yı da saymam. İki tane takım almış. Yüz yıldır domine ediyor. Biri 100 gol atıyor. Biri 80 gol atıyor. Bir sene öbürü. Yani kralla şehir. Katalanların mücadelesi. Onu geç. Bundesliga, Premier Lig. Premier Lig, biraz da İtalya Ligi. Biraz da İtalya Ligi. Hani son yıllarda çok büyük mücadele verdiler Şirke'ye karşı. Şuna karşı. Orada işte Juventus'u var, Inter'i var, Roma'sı var. Napoli çıktı aradan. Maradona döneminde Napoli gibi bir köy takımı tırnak içinde çıktı. Yeri geldi, Lazio çıktı. Yani e, orada şey var, 5-6 takım var. Burada ne? Al Barça, ver Real. Al Barça, hakemleri de öyle ayarlanmış. Yani ben onu izlemiyorum bile. Hakikaten izlemiyorum. Neyse şuraya geliyorum. Dolayısıyla ben bura gitsin. Ama öyle alacağının yarısına karşı bon servis sana vermezler kardeşim. Alacağının tamamını bırakırsın. Ya verirlerse? Vermezler sanmıyorum. Ben vermem. Beş yaşında vereceğim. Neyi veriyorsun abi o zaman niye para topluyorsun milletten? Sözleşmem var. Kal alacağını alırsın. Kimsenin parası... Victor Ruiz. Başkan doğru söylüyor. Dün Kartal Yiğit'i kutluyorum. E, güzel bir röportaj yaptı başkanla. Galiba bir internet sesini yaptı Aslan Elize galiba. Dijital medya evet. Ruiz'i 1.8 milyon alacağı var. 2 yıl sözleşmesi var. Nereye bırakıp gidiyorsun ha? A git. Umurumda değil de tek taraflı sözleşme pes ediyorsun. E biz bunu hiç yapamıyoruz abi. Biz tek taraflı kimsenin sözleşmesini pes edemiyoruz. Sen para alamadı. E korona var. Kimse para alamıyor Avrupa'da. Herkesin bir Geriden geliyor. Ne oluyor böyle? Yani böyle şey mi olur? Aa, gelirken hiçbir futbolcu demiyor ki ben sözleşmemin yarısına karşılık bonservisimi alıp geleyimse demiyor. Benim bonservisimi alın diyor. Benim menajerime para verin diyor. Bana bir de imza parası verin diyor. Giderken hepsi şey. Alacağına cabbarsan vereceğine de cabbar olacaksın. O yüzden Beşiktaş bura alacağının yarısına karşılık sözleşmesi veriyorsa kalan parayı cebinden karşılayacak. Başkan. Vermeyeceksin. Avrupa'yı çok müşsüz. Yolun açık olsun. Bırak alacağını. Uçak bileti ben alayım kardeşim. Sabah gazetesinin 21. sayfasına ekranlara getirelim. Galatasaray Trezege kaçtı kaçacak başlığı var Mehmet Özcan'ın gazetede. Aston Villa'nın Mısırlı Yıldız'ın golleriyle hayat bulması transfer için bekleyen Galatasaray'ı sıkıntıya soktu demiş Mehmet Özcan İngiliz ekibinin Premier Lig'de kalması halinde Trezeguet rüyası başlamadan bitecek olan sarı-kırmızı yönetim aksi durumdaysa Fenerbahçe ile ciddi bir çekişme yaşayacak. Her isim için Turgay abi, ee, özellikle üzerinde duruyorsun sen de ama ya Fenerbahçe Galatasaray rekabetinden bahsediyoruz ya Beşiktaş Galatasaray rekabetinden bahsediyoruz ya da Beşiktaş Fenerbahçe rekabeti. Sürekli ortada e, adı anılan futbolcular hep aynı isimler ve tüm büyük takımların gündeminde. Şimdi bizim ülkemizde işini doğru yapanlar lütfen üzerine alınmasın. Benim ben genelleme yapmam hiçbir zaman. Bütün genellemeler hem tehlikelidir hem haksızlık içerir. Ee, çok işini iyi yapan çok az menajer var. İşini şöyle yapan menajerler çoğunlukta bizde. Ya Fenerbahçe'nin kapısını çalarım. Olmadı bir de Galatasaray haberi çıkartırım. iki tane arkadaşa yazdırırım. Fenerbahçe'nin paçaları tutuşur tamam mı? Hı -hı. falan taktik bu. O yüzden de e, bu haberleri gazetelere sızdıranlar da çoğunlukla menajerler oluyor. Yani bizim futbolumuza kekeme diyorum. Aslında sadece kekeme değil ayağı da topal. Ayağı da topal. Gözü de görmüyor. Yani bizim futbol nasıl bir futbol? Gözü görmüyor. Ayağı topal. Dili dönmüyor. Saçı da dökülmüş. Kendimi tarif et. <laughs> Estağfurullah. <Tuker>. <gülüyor> Ceyda. <gülüyor> Şimdi bak. Adamın bir tanesi arkadaşına diyor ki yahu diyor hangi dağda olmuştu o olay? Hani Hazreti İsa kızını kurban edecekken Azrail keçi getirmişti. Deyince adam lahavle çekip ulan diyor bunun neresini düzelteyim? İsa değil İbrahim. Kızı değil, oğlu. Keçi değil, koç. Azrail değil, Cebrail. Bunu neresi düzeltebilir? Şimdi bizim futbolumuzun. Yöneticinin okulu yok. Kulüplerde öğreniyorlar, o arada kulüpler batıyor. Menajerlerin okulu var, diploması var, şusu var, busu var. Alanı yok. Kiralık diplomalarla. işini yapanlar ayrı yürüyor. Futbolcular, babası... Eski marka olduğu için söylerim. Bir şey. Babası serçeğe binmemiş adam. Ferrari'ye biniyor. Aradaki uçurumu düşün. Yaşadığı şehir diyelim ki Edirne olsun, Kars olsun, Van olsun fark etmez. İstanbul'u görmeden oynadığı takım sayesinde Avrupa'yı görüyor. Ya adamın yaşadığı hayatın değişimine, değişim hızına e, sıfır hazırlık. Geleyim beşinci şey. Bütün kulüplerimizin o ile başı dertte. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Fenerbahçe'den. Evet. Bütün yarı şeyleri alalım. Profesyonelleri buraya getirelim bir hafta. UEFA ile ilgili tek kelime bilmezler. Tek kelime. Onlara üç soru sorayım. Kas ne iş yapar? Kasın üzerindeki hakimler kurulu ne iş yapar? UEFA burada niye Trabzon'un yanında? Fener, Galatasaray nasıl ceza aldı? Nasıl almadı? Birini bilmezler. Ya Avrupa'yı açılacağım diye masal anlatırsın. İçinde bir tane Nasıl federasyonda servet yardımcı var UEFA ilişki sorumlusu. Nasıl milli takımda Türker var. UEFA'nın temsilcisi vesaire. Senin her kulübünde sırf işi UEFA'yı takip etmek. Onlarla ilişkileri düzene sokmak. Arada bir onlara gidip kendini tanıtmak. Türkiye'deki gelişmeleri anlatmak. Takımınla ilgili. Adam alman lazım. Bizde kulübe medya sorumlusu alacaksın. Eşten dosttan birini alırsın. Tanıdık birini alırsın. Bakmazsın yani adamın vizyonu ne, vizyonu ne. Kulübe bu anlamda onun yardımcısı, onun yardımcısı, televizyon sorumuzu kıl, tüy yapa alırsın 5 kişi. Verirsin 100 bin lira maaş toplam ya da 150 bin lira maaş verirsin. Adamın eline UEFA'dan gelen kağıdı vereyim. Türkçesini vereyim, İngilizcesini. Vereyim. Burada ne demek istediğim anlarsan anlardım. Anlarsan anlardım. Sorsan bizim kulüplerin hepsi Avrupa'ya açılan pencere. Ulan ne Avrupa'larınızda duvar var, duvar. Pencere yok ki. Açasınız. Bu arada ben, sen girmeden ben bir gireyim Mehmet dostumdur. Ben bir sallama yapayım Mehmet'e. Sevgili Mehmet. Haberini okudum. Şimdi ben isim vermiyorum. Sen burada... Hürriyet gazetesinde bir futbolcunun... Söyleyeceğim. Sen burada marka da vermişsin. İnşallah Rütük oradan size ceza yapıştırmaz ama bizi yapıştırıyor. Biz marka veremiyoruz. O yüzden Şunu söyleyeyim. Allah aşkına. Sözleşmesi bitecek futbolcu dedin. Türkiye'de bütün sözleşmesi biten Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trabzon Büyük kulüp Hepsi zan altında. Bu dönemden bahsediyorsan eğer çünkü şöyle bir anlamda çıkabilir. O dönem sözleşmesi bitecek olan futbolcuya yapılmış bir ses diye olabilir. Bir futbolcu başkana pardon yöneticiye saat hediye etmiş. Yani iddia şu Mehmet'in yazısında sen de bana kıyak yaparsın abi benim sözleşme bitiyor. Hı hı. E, i̇yi de abi yani tamam biz sana plaka ver demiyoruz. Plaka verme ama gene tarif etmenin bin tane yolu var ya. Yani. Şimdi bu kadar insanı zan altında bırakıp olmaz mı? Mehmet yılların. Biraz daha detay aradı gözün senin. Tabii ya bir şey yazık o kadar insana yazık ya. Dört tane takımda sözleşmesi biten atıyorum altışar şey adam olsun 24 kişi. Büyük takımlar dedi. 24 kişi. E de büyük takım şampiyon oldu artık. Şöyle yapalım mı? Şimdi ekranlarda bizi izleyenler, radyoda dinleyenler pek konuya hakim olamadılar. Ya iddia şu. Haber, iddia Üret şun, gazetesinde evet. Mehmet Aslan'ın kardeşimizin haberi var. Diyor ki bir futbolcu sözleşmesi bitmek üzere olan bir futbolcu büyük gruplardan birinde yöneticinin bir ne çok ünlü bir markanın saatini ediyor diyor. Saatte yani 50-60 bin saat yani öyle. Belki daha fazla ben bilmem o hı hı. rakamları. Saat hediye ediyor. Diyor. Sözleşmesi bitiyor ya abi bak ben seni gördüm, sen de beni gör durumları varmış gibi. Büyük kulüpler. yönetici bu saate alıyor, sonra baştan alıyor. bunu duyuyor ve çok Ayıp kızıyor. Ayıp diyor, ne diyor, kızıyor. Sonra geri veriliyor. Ben dedim ki bu böyle zaman altına bırakmak olmaz yani. Hürriyete de yakışmaz, Mehmet'e de yakışmaz. Ee, o yüzden bak sen de girmeyelim dediler yani çünkü. Beşen bir kağıdan bir şey yok. Bir tek ne var yani? Peki Fotomaç gazetesinin 3. sayfasıyla devam edelim. Bir de Fenerbahçe'nin transfer gündemine göz atalım. Fenerbahçe haftaya resmi adımları atmaya başlayacak diyor. En az 7-8 transfer. Yeni sezonda Serdar Gustavo Ozan ve Muriç dışındakileri 11'de düşünmeyen yönetim Kaan, Trezege, Perotti, Vişça, Stambuli, Azamoah, Roy, Raybos ve Resus gibi isimler için temaslarını sürdürüyor demiş Fotomaç gazetesi. Gösterin kendinizi rize maçında forma şansı doğan Allahyar Ömer ve Murat Sağlam'ı teknik heyet işte size fırsat gösterin kendinizi diye motive ediyor demiş. Detaylar bu şekilde Tolga ile bir yıl daha devam edecek. Fenerbahçe Tolga Ceyerci ile Galatasaray'dan geldiğinde e, öyle bir sözleşme yapmıştı ki ne Fenerbahçe'yi zora soktu tamamen performans bazlı oynadıkça kazanacak bir sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe'de aynı şekilde Tolga'nın arkasında durduğu tedavisini üstlendi, yurt dışına gönderdi. Şimdi bir yıl daha devam etme kararı aldı Tolga Ciğerci ile Fenerbahçe Kulüp. Fenerbahçe'nin Tolga Ciğerci, Tolga Ciğerci'nin de Fenerbahçe konusundaki tavırlarını alkışlıyor. Dürüst olması gereken. Ama bunlar pek olmadığı için biz olanı alkışlıyoruz. Doğalı bu. Ben sakatım. Ne yapacağım belli değil. Performansa göre para verin. Hı hı. Bravo. Kulüp de o dönemde arkanda durdu. Tolga gibi oyuncudan verim alırsın alamaz tartışılır. Hedefine göre değişir. Ama böyle bir oyuncu ben kadromda tutarım. Çünkü karakter var bir defa. Önce karakter olacak. Karakterli oyuncudan korkmuyorum. Evet. Dolayısıyla helal olsun Tolga Fenerbahçe diyorum. Fenerbahçe'nin en az 7-8 transfer lazım. Tamam. Beşiktaş'a 10 tane lazım. 10 tane lazım. Galatasaray'da bir 7-8 lazım. Şimdi iki gün sonra paralar çıkacak. Federasyon harca maliyetleri evet. çıkacak. Ya bütün dünya bizi kapıda beklemiyor ki Ceyda. Hani ben de fazla futbolcu var Türkiye'ye gönderdim. Beklemiyor ya. Yani. Ya bak fayda zarar analizi diye bir şey vardır. İktisatçılar. Ben de onlardan duyuyorum. Uyduruyorum biliyormuş gibi yapıyorum da bilmiyorum aslında ama güzel bir laf yani fayda zarar analizi diye. Marjinal fayda diyorlar mesela. Bizim Yardımcı hocamız gelirdi. Mesela i̇şte marjinal fayda derdi yani. Etinden, sütünden her şeyden faydalan diye. Şimdi Fenerbahçe kadrosuna bakalım. Vedat Muriçi bile her şeyden faydalanmadı. Mehmet Ekiz'den hiç faydalanmadı. Deniz Türüç'ü daha kendi yerinde hiç oynatmadı bana göre doğru düzgün faydalanmadı. Ferdi'den sonraki maçtır faydalanıyor. Şimdi geliyoruz. Hasan Ali sakattı. İsla işte oynayanlardan bir Dirar hayatının yani bu sezon hayatını sol bekte geçirdi. Değil mi? Evet. Kendi yerinde değil. Jair daha da <laughs> ön libero oynayamadı. Doğru mu? Zaysan hiç faydalanamadı. Şimdi bak. Filmi başa saralım. Geçen sene bugüne gelelim. Yine aynı şeyleri konuşuyorduk Turgay abi. Ve şöyle. Ya da bir önceki sene fark etmez. Tarihine takılmasın kimse. Fener şöyle bir liste var. Fenerbahçe Zahir alıyor. Zahir Son'u alıyor. Falette'yi alıyor. Falette'yi alıyor. Vedat Muriç'i alıyor. Sayıyorum işte. Ferdi Kadıoğlu'nu alıyor. Eee Deniz Türüç'ü alıyor. Ne diyorsun? Ulan kadroya bak. Ya baba kime aldığın önemli değil. Bunu belli bir mantıkla, belli bir iskelet üzerine, belli bir stratejiyle yaparsın. Ben Fenerbahçe'nin şu anda alacağım dediği hiçbir oyuncuya inanmıyorum. Başkan açıklasın inanmam. Niye biliyor musun? Abi sen bu oyuncuları aldın. Mesela burada bir karma var ama mesela bu oyuncuları inceledik. <laughs> Detaylı incelesem sana net söylerim ama incelemedim Hı. şimdi. Bu oyuncular atıyorum dörtlü savunma çift ön bir sisteme uygun oyuncular diyelim. Evet. Tek forvetli. E senin hocam öyle bir sistemi düşünmüyorsa. Önce hocayı açıklayacak zaten herhalde beklentileri o yönde ya. <laughs> Eğer beklentileri karşılayacaksa Fenerbahçe e, herhalde bir hoca açıklama durumuyla karşı karşıya kalacak. E sen transferi bitirdin daha hoca yok. Ya Ceyda demin dedim ya bunun neresini düzelteyim ben ya. İsa değil İbrahim, kızı değil oğlu, keçi değil koç, Azrail değil Cebra Bizim futbolumuz deve boynu bizim futbolumuzun yanında otoban gibi kalır. Neremiz doğru ya? Fenerbahçe gibi bir kulüp. İsterse Alanya'nın hocası, Alanya'nın başkanıyla konuşacaksın. Hocam, ben senin hocana talibim. Senin için bir sakıncası var mı? Hocam da bizi istiyor, konuşacağız. Yaparsın. O dakika açıklarsın abi. Sezon sonu bitecek. Hocana da dersin ki hocam bana liste ver. El altından yapıyorsun. Niye biz hep böyle bacak arası işler yapıyoruz? Hep niye kula böyle dolaşıyoruz? Hep niye el altından dolaşıyoruz? Niye Fenerbahçe'nin hocası belli değil? Ya ne yaptı Fenerbahçe Erol Bulutsa, Erol Bulut geliyorsa gel gelmiyorsa gelmez. Erol Bulut Fenerbahçe'nin hocası olmakla Alanya'da işte motive olamıyorsa zaten senin aradığın profesyonel değil demektir. Alma zaten. Alma zaten. Erol Bulut ben en çok çok eleştiriyorum diyecekler ki lan adamın yerine birini mi satacaksın yani niye? Niye? Ya Fatih Terim'le bir şekilde muhatap oldu bir, bir polemiğe girdi. İşte başka bir yerde başka bir polemiğe giriyor Trabzon'la. Gidiyor o gün Alanya'nın, Başakşehir'in kıyafetlerine giyiyor. Abi sen profesyonel değilsin. Bu adam senin yarın polemikten başını kaldırmaz. Ben dilim dönünce söyleyeyim de zamanı gelince söyledim derim. Peki Sabah gazetesinin 19. sayfasını ekranlara getirelim. Vedat'a bel bağladı demiş. Fenerbahçe transfere kaynak için Kosovalı golcuyu satmak istiyorsa lacivertli yönetim TFF'nin harcama limitlerine takılmamak için Vedat'ı en az 20 milyon euro'ya satarak takımdaki eksik mevkilere takviye yapmayı hedefliyor. Vedat'ın talipleri ise Tottenham, Napoli, Lazio gibi takımlar. Elif 16 milyon euro'ya gitmişti. Şimdi bu rakamı 20 milyon euro'ya taşımak istiyor Fenerbahçe. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kasasını doldurmak için satışı gerçekleştirme o paralara. Ceyda, Vedat'ı Fenerbahçe ne zaman aldı geçen sene? Değil mi? Galatasaray'daki cancın talip oldum Transfer markete girip bakar mısın Vedat kaç senedir burada? Herhalde bir 8 şey evet. senesi vardır. Abi Rize Spor Vedat'ı gördü. Rize Spor Vedat'ı gördü aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray neredeydiler o sırada? Yani şey mi Mars'tay mı? İlk defa yaşanan bir olay değil ama Turgay abi hep böyle oluyor. Onu söylüyorum. Yani arızayı fark edebiliyor musun? 2015 yılında Giresunspor'a geldi. Yani şunu diyorum. Bak Vedat var ya muhtemelen Napoli'ye giderse Şuker gibi olur. Hırvat bir golcü vardı Şuker. Orada da o zaman tereddütü gitti falan ama efsane oldu. Vedat çok iyi bir golcü. Kendine iyi bakıp sakatlık konusunda sıkıntı yaşamadığı zaman dengeli bir takımda doğru düzgün top alacak takımda. Emre ki arkadan gelen set olur. Sağından solundan geçen otobanı otoban açar böyle. Arkadan gelen hızlı oyunculara. Eski Okan gibi oyunculara işte. Abdülkadir gibi oyunculara koridor açar, koridor açar. Önüne top indirir, arkaya top indirir, gol atar vesaire. Vedat 20 milyon euro eder, daha fazlası eder. Ben şunu söylüyorum Fenerbahçe, ye. Sen sattın, sen vedasız ne yapacaksın abi? Sen Mevlüt'le mi oynayacaksın? Hayır transfer yapılacak işte diyoruz 7-8 transfer herhalde ha. o mevkide düşünülmüştür. Ya bedava yapacaksın yani. Bedava yapacaksın. Ya Vedat'tan aldığın para 10 milyon eurosunu kalkıp ne yapacağı belli olmayan bir adama vermek zorunda kalacaksan Vedat'ı verme işi elde var bilim var. Vedat'ın bu arada ligde 15 golü var. Ki sakatlık bilmem bir de kötü bir Fenerbahçe. Ben Vedat'ı satma da demiyorum yanlış anlama. Diyorum ki bunlar bir plan dahilinde olur. Galatasaray Gomis'i, Beşiktaş Gomez'i plansız sattı. O günkü konjöktüre uygun hareket etti. Ya istemiyor gitsin falan. İstemeyeni tutabiliyorsan adam belki para istiyor. Bak sen yerini dolduramadın 4 sene oldu. Ben de Vedat için satmayın demiyorum. Vedat'ın yerini dolduracak mısınız? Bu sattığınız paradan hem o eksikleri tamamlayıp hem de Vedat'ın yerini dolduruyorsanız hayır. Soldado'yu alacaksan bütün sezon Santifor'un tartışılacaksa hiç boşuna ya yani. attığın taş ürküttüğün kurbağa değmez. Benim dediğim şu, plan yok bize. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Peki şimdi bir de planlardan bahsetmişken tabii e, yabancı kuralı, Paranın kaynağının yavaş yavaş kesiliyor olması aynı zamanda Süper Lig'deki büyük kulüpleri dahi e, alt liglere gözlerini çevirdi. Şimdi Aspor'da çok önemli karşılaşmalar yayınlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2. lig ve 3. ligde playoff karşılaşmaları. E, dün mesela Kaf e, karşı Karşıyaka'da oynayan Doğukan İnci Beşiktaş'ın gündeminde Turgay abi. Evet. E, bir gole imza attı dün ve e, Karşıyaka'yı. Bir üst lige taşımak için büyük bir adım e, attı. Diğer yandan da yine Galatasaray'ın da listesinde bulunan Kerem Aktürkoğlu, Türkoğlu. Anagol 24 Erzincan Spor'da 3 gole imza atmıştı. Galatasaray'ın gündeminde Beşiktaş'ın yine e, bu isim için devreye girdiği gelen haberler arasında. Büyüklerce işte hep hayallerden bahsediyoruz. Manşetlerde Babakar yazıyor, Mesut Özül yazıyor ama e, gerçeklerimiz de bu futbolcular. Şimdi ben sana böyle futbol söyleyeyim. Biz geçen sene olması lazım. Geçen sene ZTK maçlarında evet. İlker Hoca, İlker Yağcıoğlu ben bir de Evren galiba, Evren Turan birbirimizden farklı olarak hiçbirbirimizle konuşmadan sonrasında Hı -hı. konuştuk aynı futbolcuyu bir şekilde konu ettik muhabbetlerimizi. Sonra ben duydum. Çocuk da tesadüf benim 40 yıl önce tanıdığım bir insanın çocuğu çıktı arkadaşım. Bertu diye bir çocuk. Geçen gün Aksar'ın bu maçında değil, bir önceki maçında, şeyde, ligdeki son maçında, iki asist bir golü var. Beş tercih güvenden aşağı değil. Çocuk bir sene önce Bal Ligi'nde oynuyordu. Biz bu liglere hiç bakmıyoruz ki. O yüzden dedim sana, Giresun'dayken biz baktık mı Vedat'a? Şimdi bakmaya başladı o. Karabük'teyken Emelike'ye baktık mı? Lige çıkınca baktık. Şunu demek istiyorum. Ya alt liglerde, Bizim dünya para verdiğimiz bazı yabancılardan 10 katı futbolcular var. Şey de öyle Erzincan Sporlu çocuk Galatasaray'la anlaşmışlar galiba. Anagol 24 Erzincan Spor'da. Yine e, dün de yine Aspor'un sorularını yanıtladı. Benim için büyük bir gurur olur dedi Galatasaray gibi bir takımın beni istemesi. E, tabii genç futbolculara dönüp baktığımızda da, Turgay abi kendilerini geliştirmeye, yani daha sağlam sanki ayaklarının üzerinde duruyorlar gibi geliyor bana. İşte Ceyda burada önemli olan şu. Bunu çocuğun bireysel imkanlarına bırakmayacaksın. Evet. Artık Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon genç şöyle yani nasıl diyeyim ben sana? Hani büyük şirketlerin şeyi var, argeleri vardır ya. Evet. Öyle olacak. Diyeceksin genç futbolcu bak altyapıdan bahsetmiyorum. A takım düzeyinde genç futbolcuyu A takıma adapte etme birimin olacak. Hı hı. Birimin olacak. İçinde psikoloji olacak. İçinde mental hazırlığı olacak. O çocuğu haftada bir alacak, muhabbet edecek, sohbet edecek, onu hazırlayacak. Mental olarak hazırlayacak genç futbolcuları A takımı hazırlama birimi olacak. Artık olması lazım böyle birim. Niye? Bu çocuğu kendi haline bırakırsan bu çocuğu ilk yaptığı iş. iki gol atıp sosyal medyada üç tane bundan bahsetmiyorum genel. Üç tane alkış aldı mı akşam Bağdat Caddesi'ne sabah falanca yerde öbür gün başka yerde geçmiş olsun. Sonra biz yabancıya milyonlar veririz. Gençleri korumamız lazım. Yetiştirmek ve korumak zorundayız. Hemen devam edelim. Trabzonspor'da Spor'da da e, adaylar Hüseyin Çimşir'in yerine kimin takımın başına geleceği bugün gündem maddesi. Foto Maç Gazetesi 7. sayfasında ekranlara getirelim. Öncelik Avcı'da demiş Trabzonspor 57 yaşındaki teknik adamla temas kurdu. Abdullah Avcı'nın ekibini hemen Bodrum'da topladığı ve kapsamlı bir çalışma sonrası Bordo Mavili yönetime projelerini sunacağı belirtildi. Bu görüşme sonrasında somut bir anlaşma yapılabilecek demiş sistem adamı diyor Abdullah Avcı için. Gazete Amirliği takımın ardından Başakşehir'in yolunu tutan ve daha sonra Beşiktaş'la başladığı bu sezonda 24 Ocak'ta Yollarına ayıran Abdullah Avcı şu anda borçta 57 yaşındaki teknik adamın projelerle hareket ettiği biliniyor demiş. Herkesten bir adım önde demiş. Foto Maç gazetesi Abdullah Avcı için. Ben şimdi Abdullah Avcı'nın gönderdiği raporu okuyan Ahmet Ağoğlu'nu düşünüyorum. Yemin ediyorum 3. Havalimanı projesi mühendislerinin çizdiği ön projeler gibi şeydir. Takımın bütün rakamları, Abdullah abicinin bütün rakamları, 10 senelik Türk futbolu rakamları hepsi hepsi hepsi. Adam sonuna bakacak sadece. Yani. Geliyor mu gelmiyor mu? Sistem adam bu kadar sistem adam olmaz ya. Beşiktaş'a geldi. 150 tane yazı yazdım ya. Hocam 5 yıl zaman vermezler sana senin senin oturamazsın. Sisteminden vazgeç. Pragmatik ol. Beşiktaş başarı istiyor. Sonra çıktı Galatasaray maçı söz dedi ki biz de biraz dedi kendimizi sorgulayacağız. 8'de 7'de 6 yaptı. Şimdi Trabzon'a gelecek ben düşünüyorum. Aman Allah'ım. Geride 86 bas yapacağız. Kalecimizin ayağına 26 top diyecek. 8 saniye topu geri kazanamazsak alacak futbolcu karşı. Oğlum bak sen 8'de kazanamıyorsun. Bak o kazanıyor. Senin bu haftaki rakibin falanca bak onun istatistik gelecek. Futbolcular istatistik okumaktan kafayı yiyecekler. Sahaya çıkacaklar. Ya Abdullah Avcı yarın bir yeni takım kurayım. Başına getir 5 yılda karışmam. Eyvallah. Başakşehir öyle bir sürecin ardında bu sene olmasa da şampiyonluğu... Arada bir de küme düştü ama biliyorsun. Evet. Yani büyük takımlarda öyle bir süre yok. Doğru isim değil kesinlikle değil. Kesinlikle doğrusu. isim. Olur olmazına karışmam. Bunu bizim... Karar değiliz, değiliz zaten. Değiliz. Ama, ama kesinlikle doğru isim değil. Pragmatik değil. Ön yargıları çok fazla. Ben mutlaka böyle oynayacağım. Yok öyle bir şey. Öyle bir teknik adamlık sınıfı yok dünyada. Ben mutlaka böyle olacağım. Sen mutlaka Atletico Madrid'in yaptığı savunmayı yapmak zorunda değilsin. Atletico Madrid o savunmayı İspanya'da yapıyor. İspanyol mentalitesiyle yapıyor. İspanyol futbolcuların hocasının söylediğini anlayıp uygulama oranıyla Türk futbolcunun Türkiye'deki yabancının hocasının söylediğini anlayıp uygulama oranı arasında dağlar kadar fark var. Yapamazsın. Sen bir takımı şampiyon yapmanın formüllerini biliyorsan onları bana söyle. Bilmiyorsan oyalama beni. Foto gazetesinin 5. sayfasını son olarak ekranlara getirelim. 3. Lig playoff heyecanı Aspor'da demiş Foto Maç gazetesi. 2. Lig'e yükselmemiş adresi veren takımlar Aspor'da. Bu ekranlarda efendim kozlarını paylaşacak 3. Lig 3. grup yarı finalinde saat 20'de Soma Muğla ve 22'de Pazar Nevşehir karşılaşıyor. Kritik maçlar bu ekranlarda Türkiye'nin spor kanalında taraftarlarla buluşacak. Karşı yakadan final vuruşu demiş. Burada da yine İzmir ekibinin Aspor'dan naklen yayınlanan yarı final maçında Derince'yi Doğukan'ın penaltısıyla yendiğinin üzerinde durulmuş. E, bakalım bugünkü karşılaşmalar nasıl geçecek ama özellikle altını hep çiziyoruz Turgay abi gözler gençlerin üzerinde. Orası öyle. Ben bir üste bakıyorum. Bir üste. Bursa sessiz kaldı. Gümrük kaçtı. Akido yakaladı. Yani oradaki eşleşme keşke öyle olmasaydı. Sen finali mi? Nasıl finali nasıl isterdin? Yani Bursa ile Demir birbirine düşmemesi lazım ya. Yani. Finalde mi karşı karşıya geldi? Tabii yani? Yani. Bence Bursa ile Demir e, ikisi de bu lige yani şimdi ya öyle yani, bir, öyle bir hale geldik yani. yani. Tabii hemen zaten orada sen hemen oradan bir eyyam yap yani. Hemen bizi bizi bırak seyircinin kucağına değil. at Hayır. yani. Sen sen düşünürken ben bunu nasıl düşündüğünü biliyorum eyyam yapmak ben benim için. De ben kötü niyetle söylemiyorum ama kardeşim biliyorum. yani Bursa Spor bu lige yakışan evet. bir takım. Adana spor bu lige yakışan bir takım. Şimdi Aksar yakışmıyor mu diyecek arkadaşlar Ya değil. Tabii ki yakışıyor. Değil hani, ama. Yakışıyor. Yani ben bu ligi ben bu ligi kursam Premier Lig gibi yaparım. Ha. bak benim kurduğum ligi söyleyeyim ben. Göztepe olur, Karşıyaka olur, Adana Demirspor olur, Bursa spor olur, Eskişehir Spor olur. Bir, bir tane ilçe takım olmaz. Yani Sarıyer, Çanakkale, Dardanel, bir ara yıl birlikte olan Akisar falan olmaz. İstanbul'dan, üç büyükten başka takım almam. Peki. Anladın? O yüzden yazık oldu Süleyman Efendi'ye ya. Yani. Çok teşekkür ediyoruz Rica Turgay Demir kıymetli değerlendirmeniz için. Efendim biz birebir futbolu noktalıyoruz yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.